Yoksulluk çocukların beyin gelişimini olumsuz etkiliyor. Gelir, sağlık durumunun en önemli belirleyicilerinden birisi. Dünya Bankası raporlarına göre dünya nüfusunun 1/5'i uluslararası yoksulluk sınırlarının altında yaşıyor. Toplumda yoksulluktan etkilenen en duyarlı grup ise çocuklar. Türkiye'de de giderek artan gelir eşitsizliği sonucu yoksulların sayısı giderek artıyor. Gerekli yasal düzenlemelerle yoksulluğun çocuklar üzerindeki kalıcı etkilerini ortadan kaldırmak ise mümkün. Yoksulluk sadece ekonomik anlamı olan bir terim değil ama güncel literatürde yoksulluk ölçütü olarak kişi başına günlük gelir miktarı kullanılıyor. Dünya Bankası kişi başına günlük 1 dolar kazancı uluslararası yoksulluk sınırı olarak kabul ediyor. Bu sınıra göre belirlenen yoksulluğa gelir yoksulluğu deniyor. Su, beslenme için gerekli en az kalori ve çocukların okula başlayamaması gibi temel ihtiyaçların karşılanamaması, temel gereksinim yoksulluğu, bütün gelirin besin için harcandığı ve buna karşın yeterli besin sağlanamadığı durum ise ağır yoksulluk olarak tanımlanıyor. Dünya nüfusunun 1/5'i günde kişi başına 1 dolardan daha az, 2,5-3 milyarı ise günde 2 dolardan daha az gelire sahip. Günümüzde gelişmekte olan ülkelerde yaşayan çocukların %40'ı, yaklaşık 500 milyon çocuk, günde 1 doların altında bir gelire sahiptir ve yoksulluk milyonlarca çocuğun ölümüne yol açtığı gibi daha fazla sayıda çocuğun okula gidememesine, hastalanmasına veya çocuk işçi olarak sürdürmesine neden olmaktadır. Oysa küresel gelirin %1 ile yaklaşık 80 milyar dolar bu çocukların yoksulluk kurtulmasını sağlamak olanaklı olabiliyor. Sadece 80 milyar dolar. Ultra süper lüks yat almak yerine 10-12 tane adam bir topun peşinde koşsun eğlenelim diye vereceğimiz parayı buna versek çocuklar rahat edecek. Hiç kuşku yok ki çocukların yoksulluğu hemen daima ailenin yoksulluğuna bağlıdır ve bunun da en önemli nedeni işsizliktir. Araştırmalar hane geliri ile frontal lob, temporal lob ve beyin çıkıntısındaki gri maddenin hacmi arasında güçlü bağlar olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yoksulluk sınırının altındaki ailelerin çocuklarında bu kritik bölgelerde %8 ila 10 daha az gri madde var. Ve aileleri birazcık daha iyi durumda olan çocuklar yoksulluk sınırının 1,5 katı gelire sahip olanlar gelişimsel normdan %3 ila 4 daha az gri maddeye sahip. Bu yoksul ailelerde ebeveynlerden birçoğunun yüksek eğitimli olması bu çocuklarının muzdarip olduğu geriliklerin yoksulluğun doğrudan sonucu olduğunu gösteriyor. Daha önce düşünüldüğü gibi beslenme, dil maruziyeti, aile istikrarı ve doğum öncesi sorunlar gibi faktörlerden çok yoksulluğun çocuk beyninin büyümesini en fazla olumsuz etkilediğine dair kanıtlar gittikçe artıyor. Nobel ile Farah'ın 2005 tarihli bir makalede yayınladıkları sonuçlar sosyoekonomik statü ve gelişme aşamasında beynin nörokognitif profili olarak adlandırdıkları şeyin başlangıcı olmuştur. Farah, Nobel ve diğer bilim insanları kısa süre sonra sosyoekonomik yelpazenin tümünden çocukların beyinlerini incelemek için manyetik rezonans görüntüleme taramaları kullanmaya başlamıştır. Sonuçlar çarpıcıymış. Farah bir çalışmada 283 MR'yı incelemiş ve daha yoksul, az eğitimli ailelerden gelen çocukların daha iyi durumdaki çocuklara nazaran daha ince alın korteksi altı bölgelerine, beynin yürütücü işlevsel ile yakından bağlantılı bir kısmına sahip olma eğiliminde olduğunu bulmuştur. Bu, daha düşük akademik başarı ve hatta zeka seviyesini açıklayabilir. Veriler, aile gelirindeki küçük artışların daha varlıklı çocuklar arasındaki benzer artışlara nazaran en yoksul çocukların beyinleri üzerinde çok daha büyük bir etki yarattığını göstermiştir. Yoksulluğun en doğrudan sonucu açlıktır ve açlık organizma için gerçek bir şiddettir. Çünkü açlık sırasında harekete geçen hormonlar yıkıcı hormonlardır. Başta glukagon ve katekolaminler olmak üzere açlıkla harekete geçen hormonlar önce karaciğerdeki glikojeni, sonra yağ dokusunu ve son olarak da kas dokusunu yıkmaktadırlar. Şiddetin en önemli özelliği yıkıcılık olduğuna göre açlığı biyolojik, hormonal bir şiddet olarak tanımlamak yalnızca mecaz değildir. Tam da bu nedenle en önemli açlık nedeni olan yoksulluğu Mahatma Gandhi, yoksulluk şiddetin en kötü şeklidir diye tanımlamıştır. Gerçekten de açlık sırasında şiddet dönemlerine benzeyen bir organik ruhsal huzursuzluk, düzensizlik yaşanır ve böyle olduğu için de açlık geleceğe sarkan etkilere neden olmaktadır. Birleşmiş Milletler Gelişim Programı İnsani Gelişim Raporu'na göre Türkiye'deki insanların %2,4'ü günde 1 dolardan az, %18'i ise günde 2 dolardan az gelire sahiptir. Son ekonomik krizdeki yoğun yoksullaşma dalgasını bir kenara bırakırsak bile bu rakamlara göre nüfusumuzun dolayısıyla çocukların da en az %20'si yoksuldur.
Yoksulluğun dolaylı etkilerinin başında ailenin genel tükenmişliği ve eğitimsizliği nedeniyle çocuklarındaki hastalık bulgularını erken fark edememesi veya önemsiz bulması ve esas önemlisi yoksulluk nedeniyle sağlık kuruluşlarına geç getirmesi veya hiç getirmemesidir. Yoksulluğun iyi bilinen etkilerinden birisi de çeşitli psikososyal sorunlara yol açmasının yanı sıra zihinsel gelişmeyi olumsuz etkilemesidir. Bunun hem biyolojik hem de ev içi ortamına ait nedenleri vardır. Öncelikle kronik açlığın gelişmekte olan beyin dokusunu olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bunun yanında yoksulluk çocukların merkezi sinir sistemine zararlı toksit maddelerle kurşun ve böcek ilaçları gibi karşılaşma riski de daha fazladır. Bazı araştırmacılar çocukluk çağı boyunca gelişmeye devam eden beyin bölümünün yoksulluğa eşlik eden stres, kronik açlık, sigara tüketimi, demir eksikliği, kötü çevre koşulları gibi faktörler tarafından olumsuz etkilenebileceğini ileri sürmektedirler. Güney Afrika'da beslenme yetersizliği olan çocukların MRI görüntülerinde açlığa bağlı olarak beyin dokularının küçüldüğünü ve 90 günlük beslenme sonrası belirgin iyileşme olduğu gözlemlenmiştir. Demir eksikliği yoksul çocuklarda sık görülen bir sorundur ve uzun süren demir eksikliğinin entelektüel gelişmeyi olumsuz etkilediği, bunun geri dönüşsüz olabileceği ve ağır demir eksikliğinin hafif derecede mental geriliğe neden olduğu bilinmektedir. Yoksulluğun ve açlığın biyolojik etkileri kadar psikososyal ve davranışsal etkileri de önemlidir ve bu konuda geniş bir literatür vardır. Yoksulluk Halleri kitabında yoksulun evini anlatan Ersan Ocağ'ın gözlemlerine göre yoksulların evleri şehre uzaktır. Bu uzaklık hem fiziksel hem de kültürel bir uzaklıktır. Evler kadının mahkumiyet mekanıdır ve kadınlar bitip tükenmeyen ev işlerini yaparak evde kalanların bakımını yaparlar. Yoksulların evleri genellikle sağlıksız çevre koşulları içinde yer alan kalitesiz binalardır. Bir başka deyişle fenli ve sıhhi olmayan yerlerdir. Evler defalarca yıkılıp yeniden yapılır. Eşya ya yok denecek kadar azdır ya da çok fazladır. Oda sayısı yetersiz, hane nüfusu kalabalıktır. Balkon, kapı önü ve bahçe ayrıcalıklı mekanlardır. Yoksul evinin düşük seviyesi ile kendini özdeşleştirir. Yoksulların evlerinde babalar çok sigara içer ve anneler genellikle tükenmiştir. Çoğu sinirli ve depresyondadır. Yoksulluğun çocukların beyin gelişimine bu kadar etki etmesi bir avuç insan dışında kimsenin canını yakmamakta nedense. TV programlarında çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek diye sansür uygularken aslında yine yoksulun çocuğunu düşünmüyoruz. Eğer ki çocuklarımızın yoksulluğunu ortadan kaldıramazsak, ne yazık ki zeka gerektirecek birçok buluşa hiç imza atamazken hep bir adım geriden gelmek zorunda kalacağız. Umarız çocuklar elimizden bu dünyayı alır ve kendi istedikleri gibi yönetirler. Hoşça kalın.